Bir adam Peygamber aleyhisselama geldi ve dedi ki, ya Resulallah, bana bir tavsiyede bulun, bana bir vasiyette bulun ki ben onu işleyip cennete gideyim dedi. Peygamber aleyhisselam da buyurdu ki, gazaplanma, öfkelenme. Feraddede miraran, adam defalarca aynı soruyu sordu. Peygamber aleyhisselamın sağından geldi. Ya Resulallah, bana güzel bir amel tavsiye et dedi. Allah'ın Resulü, gazaplanma dedi. Solundan yaklaştı. Aynı soruyu yine sordu. Allah'ın Resulü ona gazaplanma dedi. Bir başka rivayetten öğreniyoruz ki bu soruyu soran kişi Ebu Derda Efendimiz'di. Sahabeden bir zat, Allahu alem, çok gazaplanan, çok öfkelenen bir kişiydi de Allah'ın Resulü onun sorusuna, onun konumuna uygun bir cevap verdi. Önceki derslerimin birisinde söylemiştim. Sahabeden birisi geliyor, ya Resulallah, en üstün amel hangisidir diyor. Onun konumuna, sosyal durumuna münasip bir cevap veriyor Allah'ın Resulü. Diyor ki, vaktinde kılınan namaz. Bir başka sahabe geliyor, aynı soruyu soruyor. Bu sefer ona cihat diyor. İşte Ebu Derda Efendimiz geliyor. Ya Resulallah, hayırlı bir amel söyle, ben onu işleyip cennete gideyim diyor. Allah'ın Resulü ona gazaplanma, gazaplanma, gazaplanma buyuruyor. Peygamber aleyhisselamın bu hadislerinde 3 defa gazaplanma, gazaplanma, gazaplanma buyruğundan anlıyoruz ki gazap, öfke tüm hayırları gideren, tüm şerleri toplayan bir özelliktir. Öfkelenmek her kötülüğün anahtarı ve sebebidir. Biz bir gazap neticesinde, bir öfkelenme sonucunda nicelerinin dinden çıktığını, nice masum canların öldürüldüğünü, nice dirlik ve düzenlerin bozulduğunu, nice boşamaların gerçekleştiğini, nice kadınların dul, nice çocukların yetim kaldığını, nice harplerin, darplerin, kavgaların, iftiraların, küfürlerin gazaplanma neticesinde meydana geldiğini biliyoruz. İşte bakın, Allah'ın Resulü buyurur ki, gazaplanma, gazaplanma, gazaplanma.